Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Saak Maşalyan, diriliş haftalarının son pazarında ölüm ve diriliş üzerine bir vaaz verdi. Patrik II. Saak'ın bu vaazı, Patrikhanenin Facebook ve YouTube hesaplarından izlenebilir. Diriliş pazarlarını tükettik. Bugün son pazar. Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sağak Maşalyan diriliş haftalarının son pazarı 17 Mayıs'ta kutsal kitapta yer alan Luka 16. bölümden dilenciyle zengin adam örneğini vererek ölüm ve diriliş üzerine vaaz verdi. Elbette Derhisus'un ölümü ve dirilişi bununla ilgili olaylar, bununla ilgili düşünceler bizim gündemimizi oluşturdu 40 gün boyunca ve 40 gün boyunca birbirimizi selamladık. Kristos Haryavi diyerek. 17 Mayıs Pazar günü Türkiye Ermenileri Patrikliği Facebook sayfasından koronavirüs önlemleri sebebiyle hafta içi gerçekleştirilen Kutsal Sunu ayininin banttan yayınlanmasının ardından Kadasetli Patrik Sahak Maşalyan canlı yayınla diriliş haftalarının son pazarında günün vaazını konuştu. Luka 16. bölümden Fakir Lazarus'la zengin adam meselini okuyarak vaazına başlayan Patrick II. Saak, Rab İsa Mesih'in diriliş müjdesinin yaşantımızdaki etkilerini, zengin adam ve fakir Lazar örneğini yorumladı. İnsanların sadece bu yaşamı değil, aynı zamanda ölüm sonrasını dikkate almaları gerektiğini belirten Patrick II. Saak, çoğu insanın düşünmeye korktuğu bir gerçek olan ölüm sonrası, tüm dünyevi değerlerin sıfırlanacağını hatırlattı. Meselde belirtilen Lazar'ın Tanrı katında ismiyle anıldığını fakat zenginin isminin dahi belirtilmediğini vurguladı. Bu meselde en dikkat çeken olgu zengin adamın kendi vicdanını susturması ve kapısının yanı başında duran Lazar'ın zor durumunu dikkate dahi almamasıydı. Meselde de belirtilen o derin uçurumun ana kaynağının bencillik ve maddiyata aşırı özgüven olduğu vurgulandı. Patrick ikinci Saak'ın bu vaazı Facebook ve YouTube sayfalarından da Vicdan Tanrı'nın Ateşidir başlığıyla yayınlandı. Lazarus'un ismi hayat kitabında yazılı. Senin de ismin hayat kitabında yazılsın. Ve bunun da yolu hayata uyanmandır, sevgiye uyanmandır. Ve Tanrı'nın sana verdiği o küçük hayat sınırları içinde kendini kanıtlamandır. İnançlı ve sevgi dolu birisi olarak. Rab hepinizi bereketlesin.